Yaşlı gösteren beyaz saçlara son. Grey Eve'in sunduğu iyilik sağlık başlıyor. Doktor Teksen Çamlıbel ile İyilik Sağlık programından herkese mutlu günler diliyoruz. Haftanın ilk iş gününde, pazartesi gününde merhaba dedikten hemen sonra tabii ki bugün de programımızda sizinle birlikteyiz ve bilgiler vermeye devam edecek tabii ki hocamız her gün olduğu gibi burada bizimle olduğu süre zarfında. Nasılsınız hocam? Nasıl geçti hafta sonu? Çok iyiydi. Evite'ye gittik müzikali. Çok hoştu. Ay güzeldi değil mi? Evet, güzeldi hakikaten. Salon da çok güzel. Hakikaten süper bir yer olmuş. Ne güzel. Öyle mi? Ne güzel. İyi, çok iyi. Herkes çok beğendi. Ben maalesef gidemedim. Artık zaten geçmiş olsun durumum var tabii. Bitti. Evite yumurtalı kanserinden öldü biliyorsun. Bilmiyorum. 34 hayır. Yaşında yani. Çok da genç. Çok genç olduğunu biliyorum. Çocuğu olmayanlarda yumurtalı kanserini biraz daha sık rastlayan. Onun da öyle bir şeyi vardı. O zaman tabii kemoterapi değişik tedaviler de yok eskiden. Hakikaten böyle bir sene iki sene içinde falan öldü ama tabii günümüzde çok daha başarılıyız. Değil mi? Eğer bu dönemde aslında birçok insan için bunu söylüyorlar. Bu dönemde yaşasaydı mutlaka tedavisi olacaktı evet. Diye. Bugün programımızda yine üç önemli konuğu ağırlıyor olacağız her zaman olduğu gibi. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Ömer Faruk Yılmaz bizimle birlikte olacak, göz hastalıkları uzmanı. Keratokonus konuşacağız. Bir kere de söyleyebildim ama birazdan tekrar söyleyebilir miyim bilmiyorum. Onun için söyleyemezsem söylediğime sayarsınız lütfen. Gözü bu saydam tabakasının böyle bulanıklaşması ve görmeyi engellemesi ve onunla ilgili tedavileri konuşacağız. İlk bölümümüzde bu konuyu ele alacağız. Programımızın ikinci bölümünde hemoroidi konuşmak üzere operatör doktor Kadir Uskuay bizimle birlikte olacak. Ve programımızın son bölümünde liposuction'ı konuşacağız. Geçen hafta biliyorsunuz ki iki hafta oldu galiba. Liposuction'dan söz ettik ama soracağımız çok sorular vardı. Bir kere daha davet ettik hocamızı. Operatör doktor Alaaddin Karabacak bizimle birlikte olacak. Her üç konuğa da tanıdıksınız siz galiba. Evet, evet. Bu tabii iyi bir şey. Hocamızla birlikte. Peki bugün ne konuşacağız sizinle hocam? Bugün hani Evita'nın o yumurtalı kanseri değil de rahmin kanserinden bahsedelim dedim. Şöyle bir şeklimiz var, rahmin şekli biliyorsunuz. Şöyle bir tersine çevrilmiş armut gibi diyoruz biz buna. Rahmin üst kısmı dediğimiz yer rahim kanserini anlatıyor. Bir de rahim ağzı kanseri, o ayrı, onu zaman zaman konuşuyoruz zaten. Rahmin üst kısmının kanseri, yani rahmin kendisinin kanseri genellikle 40'lı yaşların üzerinde oluyor. Nasıl? Yani çok genç insanlarda pek görmüyoruz. 40'tan sonra başlıyor. Onun için 40'tan sonraki bu düzensiz adet kanamaları, ara kanamaları veya şiddetli adeti olanın herkesin mutlaka bir hekime gelmesi lazım. Acaba böyle bir şeyin var mı diye hekimle düşünüp ona göre bir tedbir alması lazım. Ama özellikle menopozdan sonra bir pembe damla dahi, bir kırmızı damla dahi önemli ve rahim kanserinin ilk belirtilerinden bir tanesi olabilir. O kişilerin mutlaka bizlere gelmesi lazım. Yaptığımız ultrasonlarda rahim zarının biraz kalın bulabiliyoruz. Ve hemen ofiste ufak bir biyopsi yapılıyor. Veya direkt anestezi altında full bir kürtaj dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz. Şimdi kürtaj halk arasında çok kez hani bebek kaldırmak için denen bir kelime evet, ama evet, tabii Fransızca sorun kazıma demek. Kürtaj değil mi? İçini kazıyarak oradaki dokuyu tahlile yolluyoruz. Tabii son tanıyı da patolog koyuyor. Ve eğer hakikaten rahim kanseri ise de çok başarılı tedavilerimiz var. Rahim kanseri çünkü diğerleri gibi değil, biraz erken belirti veriyor. Yani kanama insanı korkutan bir belirti olduğu için doktor daha erken geliyor hastalar. Artı bu kanser iyi bir şans ise daha yavaş ilerleyen bir kanser. Onu çok kez bunu rahmin içindeyken yakalıyoruz. Ve güzel bir rahim ameliyatı, lenfezin temizlenmesi gibi bir tedaviyle de ki bunu onkologların yapmasını öneriyoruz. Jinekolojik onkoloji uzmanlarının. Ondan sonraki bulgulara göre de ışın tedavisi ile de çok etkin bir şekilde bunun tedavisi yapılabiliyor. Bu hangi grupta oluyor? Genellikle kilolu kişilerde daha çok oluyor. Çünkü yağ dokusu da biraz östrojen salgılıyor ve rahim kanseri biraz östrojene duyarlı bir kanser. Onun için bir kişi menopoz sonrası özellikle şişmansa tansiyonu ve şeker hastası olanlarda da nedense daha sık rastlanılıyor. O grup böyle tipik bir gruptur. Hani kapıdan girdiği zaman bazen algılayabiliyoruz. Ufak bir hikayeden sonra hani özellikle şeker ve tansiyonu varsa bir de bir kanaması olmuşsa bu kişiler yüksek riskli. Mutlaka bizlere gelip bir örnekleme yaptırtıp en azından işleri rahat etsin diye söylüyorum. Bir de şu soru sorulur genellikle. Menopoz sonrası hormon tedavisi rahim kanseri yapar mı? Hayır yapmaz. Çünkü menopoz sonrası tüm hormon tedavilerinde kişinin rahmi de varsa içinde hem östrojen veriyoruz tabii menopoz sonrası sıkıntılar için hem de onun
karşıtı olan progesteron denen bir hormon da veriyoruz. Bu ikisinin kombinasyonu genellikle kanserden koruyucu bir kombinasyondur. Yani menopoz sonrası hormon tedavisi alanlarda dengeli, bu tarz bir çift hormon tedavisi alanlarda rahim kanseri görülme sıklığı azalır. Onun için kişiler ondan korkmadan rahatlıkla kullanabilirler diyoruz. Ve dediğim gibi her şeyde olduğu gibi erken tanı hayat kurtarır. Her türlü kanama anomalisi lütfen bizlere başvurunuz. Evet, bu çok önemli bir şey. Evet. Tekrar söylemekte yarar var tabii ki. Profesör Doktor Teksen Çamlıbel ile İyilik Sağlık Tüm Hızıyla devam ediyor. Programımız başlamış bulunmakta. İlk konuğumuzu davet etmek üzere kısacık bir ara rica ediyoruz. Profesör Doktor Ömer Faruk Yılmaz bizimle birlikte olacak. Göz hastalıkları uzmanı kendisi hocamız. Ve tabii ki bugün konuşacağımız konuyu bir kez daha yenileyelim. Keratokonus.